1992'de Fenerbahçe stadına gelenler ilk olarak bir hakemin kariyerindeki 500. maçına çıkışına tanıklık ediyorlardı. Lig tarihimizin belki de en çok penaltı düdüğü öttüren ismi Sadık Deda maç öncesi bir şilt alıyordu. Evet, nasıl bir duygu taşıyorsunuz? Mutlaka 500'e ulaşmanın bir heyecana bakalım. 500'e bakar bayağı fazla, adedi fazla. Böyle bir şey yanaştırmışsın, kendimi mutlu ediyorum. Evet, daha binlerce müsabaka dileyelim, ne dersin? İnşallah, inşallah. Bugün Fenerbahçe Karşıyaka mücadelesinde Kral Tanju uzun süren bir sakatlık dönemi sonrası yeniden ilk 11'deki yerini alıyor ve gol makinesi yeniden çalışmaya başlıyordu. Ümit, Tanju bekliyor, sağ tarafa verdi. Oradan İlker süratli gidiyor ceza alanında. Tehlikeli bir pozisyon, gol pozisyonu. Ortaladı Tanju, gol pozisyonu. Vurdu ve gol! Tanju nihayet gole ulaşıyor. Dakika 16, ekranda Tanju'nun büyük sevinci. Çok kolay da bir pozisyon değil. Tanju'dan ve kalecinin bacağının arasına gitti. İçeride gol. Tanju'nun ikinci golü büyük bir sevinç. Tanju ve Durun 2-1 değerli seyirciler. İlk yarıyı Tanju'nun golleriyle 2-1 önde geçtik. 73. dakikaya kadar da skor böyle devam etti. Ancak o dakikadan itibaren Kral peş peşe gollerle tarih yazmaya başlıyordu. Yılların golcüsü ve Avrupa Gol Kralı unvanını altın, gümüş ve bronz ayakkabı olarak alan Tanju geldi. Vurdu ve topu kilelere gönderdi. Gol Fenerbahçe 3-1 galip durumda ve gene Tanju. 16. dakikada Tanju, 45. dakikada Tanju ve 78. dakikada gene Tanju. Fenerbahçeli seyircilerde büyük bir coşku var. Novak, Ümit ceza alanında kaleye doğru gönderiyor. Tanju'nun kafası ve gol. Tanju'da müthiş bir patlama var. Tanju'nun 4 golü birden. Fenerbahçe 4-1 galip durumda. Tanju sustu bugün golleriyle konuşuyor. İşte Tanju büyük bir sevinç içinde. Tanju'nun 4. golü, Fenerbahçe'nin 4. golü. Büyük bir sevinç içinde Tanju. Şu anda Tanju'nun ligde 6 golü birden oldu. Büyük bir sevinç Fenerbahçeliler tarafından yaşanıyor. Bakınız, golü tekrar seyrediyoruz. Ümit çaprazdan sertçe vuruyor. Tanju topu avuta bırakmıyor. Arif başarılı bir grafik çizdi. Ülken de Fenerbahçe'yi ısınmaya çalışıyor. Tanju göğüsle indirdi. Şut ve... ve Ümit'i sevinçten kucaklıyor. Novak, Oğuz hepsi gelip golcüyü alkışlıyorlar. Seyirciler büyük bir mutluluk içinde. Tanju'nun gol restelinde araya bir Gerson solusu giriyor. Ardından Kral 6. golünü atarak durumu 7-1'e getiriyordu. Gerson şut pozisyonunda çok sert şut ve gol. Fenerbahçe 6-1 galip durumda. Gerson'un ligde 7. golü. Durum 6-1. Gerson'un büyük sevinci var. 82. dakikadayız. Şu anda da Gerson seyircilerle mutluluğunu paylaşıyor. Müthiş bir şuttu. Gerson'un golüyle Fenerbahçe 6-1 galip durumda. Tanju topa geliyor. Vuruyor ve gol. Tanju'nun 7. golü değerli seyirciler. Fenerbahçe'nin 7. golü, Tanju'nun 6. golü. Fenerbahçe 7-1 galip durumda. Takımımız Karşıyaka'yı 7-1 mağlup ederken Tanju Çolak lig tarihinde bir maçta 6 gol atarak tarihe geçiyordu.